Dolayısıyla toplum tüm bu gerçekliğin farkındadır. Talebimin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak olumlu sonuçları gördükleri ve bildikleri için eylemim daha ilk günden itibaren içeriden ve dışarıdan 7'den 70'e sahiplenildi. Ramazan Çeper, Zerdeşt Oduncu, Adem Aslan. Leyla Güven sıradan bir tutuklu değildir. Leyla Güven DTK'nın eş başkanıdır. Leyla Güven bir kadındır. Leyla Güven Hakkari halkının seçilmiş temsilcisidir. Ve bugün parlamentonun 27. dönemin tutuklu olan tek milletvekilidir. O yüzden başlatmış olduğu bu açlık grevi de öyle sessizce, öyle duyulmadan, öyle ses tıkayarak, kulak tıkayarak görmezden gelinecek bir eylem değildir. Evet, tecritin bir insanlık suçu olduğunu her zaman söyledik. Ama yıllardır Sayın Öcalan üzerinde başlatılmış olan ve bugüne kadar devam eden mutlak tecride karşı bugün cezaevlerinde toplam 239 insan bedenini aşağı yatırmıştır. İmralı Adası'nda başlayan İmralı görüşmeleri, müzakere görüşmeleri bir kez daha bize göstermiştir ki Sayın Öcalan'la görüşmeler yapıldığı zaman bu ülkede her bir insan geleceğe umutla bakıyordu. Geleceğe güvenle bakıyordu. Bu ülkede o dönemler hiç kimsenin canı yanmıyordu. O dönem bu ülkede hiç kimse yaşamını yitirmiyordu. Bir görüşme oldu, biraz ferahladık. Hani durumu nasıldır, sağlık durumu yerindedir, onu bir az çok öğrenmiş olduk dese ki. Ama böyle bir görüşmeyle bu arkadaşlar artık ölüm döşeğindedirler. Böyle bir şey kabul edilemez. Sürekli olması lazım. Eğer devletle, önderlikle, halkla arasında bir diyalog olursa bu savaş da bu kaosa ortadan kalkacaktır eminiz. Eğer yıllardan sonra ilk kez Öcalan'la görüşme yapılıyorsa bunu tüm mahkumlara verilen haklar gibi her onun hak ettiği yasalar çerçevesinde meşru olan görüşmelerin sürekli yapılması gerekir.